Güzel, közlüce bir tavuk yapalım. Ama bu dışarıda yediğiniz, gerçekten altını çizerek söylüyorum, yüksek maliyetlere aldığınız tavuklardan daha lezzetli ama yani çok da güzel bir sunumla sizlerle olacak. Makarnamızı da safranla haşladık. Şey pardon, zencefille mi? Evet, sanki zencefille haşlanmış Evet, gibi. Çok güzel zencefille görünüyor. haşladık. 200 gram zerdeçal. 200 gram tavuk göğsü, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı köri, karabiber, tuz, sosu için 2 adet közlenmiş kapya biber, 2 yemek kaşık krema. Makarnası için 200 gram makarna, 1 yemek kaşığı zerdeçal, sosu için 2 diş sarımsak, kekik, sıvı yağ, 2-3 yemek kaşığı krema ve tuz. Şimdi tavukları hemen küp küp doğrasın Serpil bana. Gel. Ben de şeyi yapayım. Kapya sosunu hazırlayayım şöyle. Biz şeyi daha önce haşladığımız için Ermin, şu an haşlamıyoruz makarnamızı. Makarnayı haşlamaya gerek yok. Evet. Zerdeçal orada Tavuğumuzu kullan. hemen baharatlamamız gerekiyor. Keşke onu yayın öncesi Ben geçeyim küp sana. Sen yapsaydık. kırmızı sosu yapana kadar. Şimdi bu kırmızı sos Meltem Hanımcığım direkt tavuğun içine girecek. Tavuğu önden bir Ay, baharatlarla çok kızartacağız. lezzet verecek bence. Kesinlikle bu dışarıda yediğimiz böyle özel soslu gidiyoruz ya işte. Hani şu kayık Çok tabaklarda geliyor. lezzetli. Kayık Bu tabaklarda tabağına geliyor. katmışlar falan diye düşündüğüm Aynen öyle. soslardan İşte köri galiba. soslu geliyor. Evet. Ondan sonra zencefilli geliyor, zerdeçallı geliyor. İşte bir sürü sos yapıyorlar. Biz bugün bunu kırmızı kapya ile yapacağız. 2 yemek kaşığı da bunun içerisine şey koyacağım. Krema koyacağım. Şöyle. Serpil bir ben şuradan alayım Ne canım senin söyle. öyle tavuklu kaşık alacağım. Ve anlatın efendim, erkekler göbekten nasıl kurtulacak? Evet. Gerçekten şimdi erkeklerde de kilo alma biçimi göbek. Evet. Ve çok ciddi anlamda da gömlekler, ceketler Bir de kötü kapanmıyor. gözüküyor ya. Ve biraz tabii ki kilo her zaman Takı 5 falan yaş, giydiklerinde buram pırtlıyor 10 böyle. yaş. Evet. Onlar için de güzel haberlerimiz var. Şimdi biz bölgesel zayıflama yöntemiyle onları inceltebiliyoruz. Çünkü gerçekten bazen hani az önce söylediğimiz gibi diyet yapıyorum ama Bak bizim olmuyor kameramanlar fit, diyorsanız. göbek yok. Evet, Kim onlar çok İbrahim'de de gayet yok. şey görünüyorlar, fit görünüyorlar. Orhan da iyi. Öbürü zaten çöp gibi. Hiç. Onda Evet, maşallah. ama Spor mu şimdi... yapıyorsunuz sabahtan akşama kadar hocam? Yapıyorsunuz değil mi? Yapıyoruz sporu. Zaten Gerçekten... Gündelen'cim gayet güzel. Stüdyoda herkes çok güzel, Fitiz biz fit ya. görünüyor. Ermin'in Enfes mutfağında fit olmama gibi olasılığımız yok. Biz güzel tarifler yapıyoruz Meltem Hanımcığım. Evet. Zaten çok Teşekkür sağlıklı ederim. görünüyor yiyecekler. Evet. Yani o göbeği nasıl götürecekler? Şimdi ahtapot zayıflama diye bir yöntem uyguluyoruz biz. Oraya Yöntem bir tertip aslında baharat Tamam. yağları vermemize yol açıyor. Yani eğer kilo veremiyorsanız çalıştırın. İster gelsin ister gelmesin değil mi Meltem Evet. Hanım? Evet, Öyle. şimdi anlatalım. Bunu kilolara söyleyelim istersen. Aynen Olur öyle. mu? Yağlara söyleyelim. Kilolara Bir daha gelmesin. İşte bu yöntem hem kadınlara hem erkeklere uygulanabiliyor. En güzel avantajı da bu şu. 1 kilo bile verseniz 4 kilo vermiş gibi sıkı görünürsünüz. Zaten bizim derdimiz yağlar ya da işte kiloyu vermek değil, sıkılaşmak. Beden olarak incelmek. Çok iyi. Önemli olan da bu. Bunu ameliyatsız olarak gerçekleştirebiliyoruz. İşte bunu söylüyorum. Gerçekten üzülmeyin. Çünkü artık teknoloji de çok gelişti. Evet. Birazcık dikkat ederek diyet yapın demiyorum. Çünkü diyet yapmak ya da diyet kelimesi size çok zor geliyor olabilir. Ve arkasından da bu ameliyatsız yöntemlerle hem incelebilirsiniz, hem kilo verebilirsiniz, hem de sıkılaşabilirsiniz. Harikasınız. Efendim tabii böyle Evet. güzel yağlı yağlı yiyecekleri de yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben bunlarla da ilgili bir şey söyleyeceğim. Bunları yemeden yaşayamayız. Değil mi? Çünkü hayatınız boyunca diyet yapamazsınız. Ama bunları saat 6'dan önce tüketeceğiz. Nasıl Ben yapacağız diyorum ki mesela 6'dan isterseniz önce? pizza, isterseniz makarna. Bunların hepsini saat 6'dan önce tükettiğinizde hiçbir problem yaşamayacaksınız. Evet, 6'dan önce. Bu çok Çünkü doğru. gece açlığı çok ciddi anlamda hücrelerin onarılmasına ve kilo vermeye yardımcı olur. Evet. Tuzumuzu koyduk, kekiğimizi koyduk. Yumuşacık bir lezzet hazırlıyoruz. Harika bir tavuk yapıyoruz. Sirkemizi içerisine bıraktık. Sirke biraz daha yumuşatacak ve lezzetine lezzet katacak. Bilmiyorum tavuğun içerisinde hiç sirke denediniz mi ama Ben inanılmaz hiç güzel oluyor. Çok güzel oluyor yani. Bu sosta yani kapya olduğu için içerisinde özel bir lezzet katacak. Bir yandan da
Makarnamı hazırlıyorum. Şöyle alayım. Çok azıcık yağ. Sen rendeleyeyim mi? Ben şimdi üzerine rendelerim. Tamam, şöyle gelsin. Sarkıcım. İki diş. Burada sarımsağımız makarna var. Makarna ne kadar haşladınız? Yarım paket. Yani evdeki kişi sayısına göre arttırabilirler. Biz tamamen şu an güzel bir tabak yapacağız ve çok güzel bir şekilde şu an sunacağız izleyicilerimize. Sonra sizin zaten çok lezzetli toplarınız olacak. Bir tanesi kaç kalori dediniz? 35 kalori. 35 Eğer şeker kalori. İhtiyacınız varsa ve tatlı yeme ihtiyacı hissediyorsanız olmaz bu toplarla mı? Kilo almayacaksınız özellikle zaten. Özellikle gece gelen o tatlı ihtiyaçları berbat ediyor bizi. Evet, gece televizyon karşısında, bilgisayar karşısında. Çünkü en kendimizi mutlu ve rahat hissettiğimiz anlar o anlar değil mi? Aynen öyle. Rahat hissettiğimizde bir de böyle yanına eşlik edecek bir şey arıyoruz her zaman. Evet. Evet, şöyle önden haşlamış olduğumuz makarnamız var. Onu birazcık yağda böyle kavuracağım. En son aşamada kremasını koyacağım. Tavuğumuzu birazcık çektirmem gerekiyor. Bir tık daha kızartacağım. Şöyle. Ve mis gibi kokular şu an stüdyoyu sardı. Şöyle tuz ve karabiberimizi de makarnaya ekleyelim. Seviyor musunuz hamur içi Meltem Hanım? Kim sevmez? Evet, o yüzden zaten şey söylüyoruz yani. Mesela haftada bir gün kendinize izin verin. Hiç kilolu evreniz oldu mu? Oldu tabii ki. Kaç benim kilolara de, çıktınız mesela? Yani benim... Ben en son gördüğüm kilo 86'ydı ama 3. doğumda. Evet. 86'yı ben gördüm. 76 kiloyu görmüştüm. Hı hı. Bundan yaklaşık 10 yıl önce ve sonrasında bir kere verdim ve bir daha hiç almadım. Bu da çok önemli. Ve hala canımın istediği her şeyi yiyebiliyorum. Bir de halkın böyle psikolojik baskısı vardır ya. Aha. Verdin iki katını alacaksın. Ben hiç bana o çok yapıldı. Kimseye inanmayın. Bir de hiç özellikle almadım. Kilo verme sürecinde herkes size baskı yapacaktır. Yüzün çöktü, çirkinleşti. Evet. Ya da işte sen veremezsin. Özellikle ve sonrasında da şey söylenebilir. Ya bunu ye bir şey olmaz. Sonra yaparsın. Lütfen eğer zayıflamaya karar verdiyseniz bunu etrafınızdaki insanlarla paylaşmayın. Bak aynısını yaptım. Bu bir seçimdir. Siz karar verdiniz ve acıkmamaya karar verdiyseniz siz zaten bunu yapacaksınız. En önemli anahtar da şu sevgili Nermin. Akşam 6'dan sonra yemedikten yemeyin. Yemedim. Tatlı ve bile yemedim. Detoks sularını için. O çikolatalı gofretler falan hepsini rafa kaldırmıştım. Zaten onları bir süre sonra canınız çekmeyecek. Kesinlikle. Çünkü onları yedikten sonra bağımlılık oluşmaya başlatıyorsunuz. Hı hı. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir şey oldu. Bir çorba içiyorum. Böyle çok hafif böyle yanında bir meze salata yiyorum, doyuyorum. Mide evet. Ufalmış. Ama sık evet. Acıkıyorum. Siz zaten hücrelerinize ve vücudunuza gerekli emirleri verebilirsiniz, onu yönlendirebilirsiniz. Yani çok mutlu ediyor bir kilo yani veriyorsun. Diyorum ki kocaman bir pastanın hepsini de yesem aynı lezzet, sadece ucundan bir lokma da yesem aynı lezzet. Ama şimdi mesela ben gelen danışanlardan da diyorum ki yani o kadar iyi anlıyorum ki kilo almış olanları veremeyenleri. Bu tam bir kısır döngü. Yani o her pazartesi başlarlar ya da sürekli her şeyi denerler. Hı-hı. Ve vücut bir anlamda kendisini kilitlemiş oluyor. Hı-hı. Eğer kilitlediyse vücudunuz, yani metabolizmanız yavaşladıysa ve işte duyduysa... İşte Serpil'in bence öyle oldu. Metabolizması evet, yavaşladı, kilitledi. Ve duygusal açlık da eklendiyse hı-hı. üzerine hı-hı. sonrasında vücut diyor ki ben artık korumaya aldım ve hı-hı. bu kiloları vermiyorum. İşte siz o arada diyorsunuz ki ben her şeyi deniyorum ve aslında siz kendinizi biraz hani iradem yok çok yiyorum makarnamızı, sanabilirsiniz. Evet, siz anlattın. Ama bu önemli değil. Neden biliyor musun? Hı. Çünkü gerçekten de toksinler ve ödemler biriktiğinde, metabolizma yavaşladığında hı hı. kişi kilo veremiyor. İşte biz o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Metabolizmayı hızlandırıyoruz. İştahı kapatıyoruz. Hı hı. Ve sonrasında kişinin duygusal açlığına engel oluyoruz. Ve bölgesel zayıflama yöntemleriyle... Peki duygusal açlık nedir? Kısaca özetlemek gerekirse. Duygusal açlık aslında pek çoğumuzun yaşadığı bir açlık krizidir. Hı hı. Özellikle gece... Ya da işte stresli bir gün geçirdiğinizde evet. kendinizi akşam eve gittiğinizde ödüllendirmek istersiniz. Çünkü bütün gün gerçekten çok yoruldunuz. Aslında vücudumuzu değil daha çok böyle zihinsel olarak beynimizi kullandığımız için şeker ihtiyacı çok birikir. Kesinlikle. Ve rahatlamak için ya televizyon izlerken sürekli hatta şöyle bir döngü başlar. Mesela tatlı bir şey yemek yersiniz yarım saat sonra canınız tatlı ister. Evet. Sonra o tatlıyı yersiniz. Doymazsınız. Başka bir şey daha ister.
Sonra ya bu böyle bir tuzaktır aslında sabaha kadar ve sonra en sonunda da kendinizi buzdolabının önünde şöyle bulursunuz. Benim canım bir şey yemek istiyor ama ne bilmiyorum. Eğer siz bunu hissediyorsanız ve akşamları sürekli yemek yeme tatlı tuzlu işte şekerli karıştırıyorsanız o zaman siz duygusal açlık ve insülin direnci sorunu da yaşıyor olabilirsiniz. Değil diyoruz. Mi? O da var yani şeker. Ama bunun en güzel yöntemi ne biliyor musun? Bir, gün içerisinde su içmediyseniz ve akşamları suyu ve sıvıyı eksik bırakıyorsanız mutlaka acıkacaksınız. Kesinlikle. İkincisi, birkaç gün dayanın. Yani 3 gün saat 6'dan sonra yememeyi deneyin. İnanılmaz iyi hissedeceksiniz kendinizi. Ve hücreleriniz açlıkla kendisini onarmaya başlayacak. Ya yani ben mesela şunu söylüyorum. Gece saat 11'den sonra melatonin ve serotonin salgılanmaya başlanıyor ve o gençlik ve metabolizmi hızlandıran bir hormondur. Şimdi gece uykuda kilo veriliyor diyorlar. Nasıl evet, veriliyor? Birazcık erken uyuyarak yani gece 1'lere 2'lere kadar oturuyorsanız. Çünkü eğer oturuyorsanız da mutlaka bir şeyler tüketiyorsunuzdur ve tükettiğiniz için de hem gençlik hormonu salgılanmıyor hem metabolizmanız durmaya başlıyor hem de hücreleriniz maalesef aç kalmadığı için bakın gece aç uyumaz diye bir şey yok. Gerçekten aç kalarak uyumayı deneyin. Bunu 3 gün içerisinde alışacaksınız. Çok ciddi anlamda vücudunuz kendisini onarmaya ve kilo vermeye başlayacak. Yani onun haricinde işte çok az yiyerek, çok sıkı diyetler yaparak yoga etkisiyle veremezsiniz. Orhan'a doğru gidiyorum. Bir de bu güzel yemekleri yaparsanız mümkünatı yok veremezsiniz. Bu nasıl bir koku? Aman yarabbim. Çok güzel koktu. Her şeye mi yakışır? Of yani. Yapın. Yapın az yiyin. Hocam hem dediği gibi 7'den sonra yemeyin. 6'dan önce yiyelim. 6'dan önce. Evet. 6'dan önce yiyin. 6'dan öğlen önce yemeği değil mi? Böyle başarılı. Evet yani öğlen yemeğini proteinli. Çok böyle güzel bir şekilde yiyebilirsiniz. Kahvaltıyı çok güzel yapabilirsiniz. Ama biz ne diyoruz? Tabii peçete güneş gittiği zaman, hava karardığı zaman yemiyoruz ve sadece içiyoruz. İçiyoruz. Yani içiyoruz bitkisel çaylar, su, sıvı. Yani isterseniz çok acıkırsanız belki biraz sütlü kahve falan içebilirsiniz. Ne içebilirler? Sütlü kahve içebilirler, kefir içebilirler, ayran içebilirler. Ama mecbur kalırlarsa bunları içsinler. Genellikle bitki çayları normal çayda içebiliyorlar. Ve suyla birlikte geceyi bitirirsek çok güzel kilo verebileceğiz. Süper. Efendim yanına şimdi salata yapacağız. Salatayla birlikte de bu güzel yemeği böyle servis edebiliriz. Çok güzel görünüyor. Hem pratik hem de güzel. Şimdi bence Meltem Hanım'ın toplarını yapalım önce Serpil. Tamam. Salatayı sonra yapalım. 40 dakikamız var diyor. Tam ne yapacaksınız diyor. Vallahi bugün maşallah gidiyoruz hızlı hızlı. Muhabbetle birlikte. Evet. Niye o çabuk bitti onu anlamadım. Bir kap alabilir miyim? Hemen vereceğim. Konuşuyoruz da yani. Çok zinde başladım. Sendromsuz bir pazartesi atlatıyorum. Allah hayırlı ede diyoruz. Evet. Yayın sonunu. Detoks falan yapacağız ya. Meltem Hanım bir sürü tarif anlatacak bize. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.